Hadi odayı süslemekle, altın ve gümüş masa ve sandalyeleri dizmekle meşguldü. Tavana da güneş gibi parlayan bir kandil asmıştı. Hayırdır, bu telaşın niye? Buradan gitmeyecek miyiz? Dünya hayatında kendilerinin ve babalarının mezarlarını ziyaret ettiğin imamzadeler ve gece namazlarında isimlerini andığın, mezarlarının yanı başında Fatiha okuduğun alimler, senin ahiret yurduna göçtüğünü duymuş olmalılar ki, hakkını eda etmek amacıyla seni ziyaret etmek istiyorlar. Ne güzel dedim. Üzülmeme sebep olan akrabalarımın durum ve davranışlarını gördükten sonra bu haberi duymak çok sevindiriciydi. İçim içime sığmıyordu. Bu saadet bana nasip olacaktı demek. Hadi, bu oda küçük değil mi? Sana küçük gelen bu oda, onlar gelince kendiliğinden büyüyecektir. Beklediğim nurlu ve yüce misafirler göründü. Önce Ali oğlu Ebu'l-Fazl Abbas ve Hüseyin oğlu Ali Ekber geldi. İkisi bir tahtın üzerine oturdu. Ben ve Hadi onlarla birlikte gelen misafirlerle ayakta durmuştuk. Onların yüceliği ve güzelliği adeta beni büyülemiş, hayran hayran onları seyrediyordum. Bu sırada Ebu'l-Fazl Abbas Hadi'ye sordu. Babamdan geçiş izni aldın mı? Hadi, evet aldım. Bunun üzerine şu ayeti okudu. Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Ancak büyük bir güçle geçip gidebilirsiniz. Sonra bana dönerek buyurdu. O büyük güç babamın velayetidir ve seni kurtaracak olan berat da odur. Seni saadet ve kurtuluşla müjdeliyorum. Ben minnettarlığımı bildirmek için yeri öptüm. Sonra da kalkıp ayakta bekledim. Bu yüce zatlarla görüşme azı varlığımı kuşatmıştı. Elimde olmaksızın gözlerimden yaş akıyordu. Yanımda durmuş olan Habib bin Mezahir kulağıma fısıldadı. Yol boyunca karşılaşacağın tehlikeler seni kurtuluşa ermekten meyus etmesin. Çünkü bu zatlar ve masum babaları seni unutmayacaklardır. Zaten buraya gelişleri de babalarının isteği üzerinedir. Onlar ahirette izcileri ve muhiplerine yardım edeceklerdir. Bu görüşme sadece sana ümit ve güven vermek içindi. Hazreti Zeynep de sana selam gönderdi ve şunları dememi istedi. Kardeşimi ziyaret etmek için yaya olarak yola düştüğünü, katlandığın zorlukları, yol boyunca çektiğin açlık ve susuzluğu ve de gözyaşlarını unutmadık bilesin. Ben de benim ve Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin de onun üzerine olsun dedikten sonra Hadi ile yalnız kaldık ve odamız küçülerek eski halini aldı. Hadi'ye bir daha gidip ailemi görmek istemiyorum. Çünkü artık bana bir hayır göndereceklerinden ümidimi kestim. Benim adıma yaptıkları şeyler kendi dünyaları içindir. Gösterişten ibaret olup üzüntümü artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bundan böyle sadece kendi amellerinle yetineceğim ve karşılaşacağım tehlikeler karşısında bu yüce zatlara tevessül ederek sabredecek ve kendimi üzmemeye çalışacağım dedim. Hadi, şimdilik hiçbir şeye ihtiyacın yok. İlk 3 menzilde mükellefiyetinin ilk 3 yılının raporları verileceğinden dolayı herhangi bir tehlikeyle karşılaşmayacaksın. Çünkü teklif çağının ilk yılından aklın olgunlaşma ve istikrar bulma dönemi olan 18 yaşına kadar farzlar ve haramlar hususundaki aykırı davranışlarından dolayı pek önemli bir cezaya çarptırılmazsın. Çünkü bu 3 yıllık dönemde akıl zayıf, şehvet ise güçlüdür. Yüce Allah da akla seninle cezalandırır ve seninle mükafatlandırırım buyurarak ceza ve mükafatı akıl ile ilintilendirmiştir. Bundan dolayı da bu alemin ilk 3 menzili teklif çağının ilk yıllarına uygun olarak müsamaha vadisinde olacaktır. Bu vadide pek korkulacak bir durum söz konusu değil. Herhangi bir tehlikeyle karşılaşacak olsan bile kısa bir süre sonra kurtulacaksın. Bu yüzden yanında olmam gerekmiyor. 4. menzile gidip seni orada bekleyeceğim.
yarın erkenden azık torbanı sırtına bağlayıp şu ana yoldan kıbleye doğru yürüyecek olursan bana geleceksin. Ey Hadi, senin ayrılığın bana ağır gelir, bilirsin. Bu yol her ne kadar düz, geniş ve tehlikesizse de yalnızlık ve yol bilmezlik dayanılması güç bir derttir. Resulullah da buyurmuştur ki, önce yol arkadaşı, sonra yol. Bu üç menzilde yalnız kalmak zorundasın. Çünkü dünyada da bu 3 yıl seninle birlikte değildim. 3 yıl geçtikten sonra sende meydana geldim. Benim tıynetim illiğindendir. Olgunluk ve hidayetin özüdür. Bir kusur varsa o da senden kaynaklanmıştır. Bu durumda beni değil kendini kınamalısın. Bu sözlerden sonra Hadi uçarak yanımdan. Yakın medyaya abone olmayı unutmayın.